Boruyu çekerken buradan geçirdim ya. Şuradaki. Nasıl, duyuyor musunuz? Dur bakın. Oo. Selamun aleyküm. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor hayat? İnşallah iyisinizdir. Hadi bakalım. Ben iyiyim. Çalışmaya geldim kümese. Hayvanlarımız da biraz acıkmışlar. Dedim azıcık da yemleyeyim. Onları şöyle azıcık izleyin siz. Ben de arka tarafta ön hazırlığımı yapayım. Poniyi gelmesi için ikna etmeye çalışıyorum. Gelmiyor arkadaşlar. Korkuyor benden iğne vurduğum için. Böyle kucağıma alınca veya da sevince, sabah böyle bir seviyorum da ondan sonra kaçmaya başlıyor. Çağırıyorum, gelmiyor. Çünkü korkuyor ki iğne vuracağım. Halbuki iğne vurmayacağım. Pony gel 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 gel. Bak şimdi bak. Pony gel. Gel kızım, gel gel gel. Gel kızım, gel gel gel. Gel, korkma. Gel buraya. Yok. Pony gel gel gel. Oynamayın. Sen niye koykuyorsun kızım? Sen niye koykuyorsun kızım? Bak. Bak. Bak oya bak. Oya bak. Korkma korkma. İğne vurmayacağım ama sana. İğne vuracağım diye korkuyorsun sen pony. Korkuyorsun, iğne vuracağım değil mi? Uymayacağım, yüreğim mi yüreğim. Cünnüme basacağım seni, göğürüme basacağım seni. O cünnü burnunu yemiş seni ha. Maşallah 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 maşallah. Cünnü cücü 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 cücü. Hadi hadi git hadi. Cücü cücü cücü. Güzel poniğimiz. Tamam, daha fazla onu şey yapmayalım. Hemen işimize başlayalım arkadaşlar. Oy. Bak şimdi. Tuğlaları buraya taşıyacağım. Orayı bugün temizleyeceğim. Başka bir işim yok. Bugün o işi halletmemiz lazım. Orayı bir toparlayalım arkadaşlar. Yavru tavşanları da gösteremiyorum. Kaçıyorlar içeri girince. Ama uzaktan şöyle görebilirsiniz. Bak. İçeri kaçıyorlar. Bu sefer anneleri dışarıda, yavrular içeride. Videolarını da çekemiyorum doğal olarak. Ben hiç uğraşmayacağım. Hızlı bir şekilde belki görürsünüz. Şöyle açıyı yapalım. Orayı bir boşaltayım.
Bu arada sorup duruyorsunuz, yorumlarınızı da okuyorum. O yüzden yorum atmayı unutmayın. Seviyorum sizler arkadaşlar, canınızı yerim. Sizler varsınız diye ben olmaya çalışıyorum. Sizler olduğunuz sürece olmaya devam edeceğim inşallah. Bu hayvan sevgimizi, tavuk sevgimizi olabildiğince arkadaşımıza ulaştırabilmemiz için videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Diğer yandan da söz verdiğim her şeyi yapacağım, merak etmeyin. Kaz da alacağız, hindi de alacağız, pazara da gideceğiz. Ama dediğim gibi havalar soğuk olduğu için çiftçiye şu an getireceğim her hayvan bizim için sıkıntı arkadaşlar. Yani hem ortama zarar verme, hastalık getirme olasılığı yüksek şu mevsimlerde. Çünkü çok fazla şu an kanatlılarda hastalıklar meydana geliyor. Havanın soğukluğuyla falan. Ben şimdi gidip Erzurum'un bir de pazarından aldığımı düşünürseniz biraz daha riskli olacağım. O yüzden hem onlar için bir ön ortam hazırlamalıyım. Hem de dilerseniz az bir şey sabredir arkadaşlar. Kuzumuzu da hepsinin de kümesinde yer vereceğim inşallah. Nasip kısmet olursa. Rabbim izin verirse. O yüzden sabırla bekleyin. Şu Şubat'ı da atlatalım. Şu sert soğukları da bir atlatalım. En azından ılımal ve sıcak bir hava tonlamasıyla kümesimizde daha hızlı ve aktif işler yapabiliriz. Hem kümesimizi yapacağız hem hayvanlarımızı. Şimdilik yanımda durun yeter bana. Kümesteki diğer bir sürü işi yapalım birlikte. Misal bu. Güvercin kümesimiz. Şuradan alalım. Güvercinlere yaptığım ilk yuva. Babam yapmıştı. O kadar ağır ki şu an. Belim ağırmasın diye zorlukla taşıyorum ama bakalım hadi. Eziyet başka bir şeyler yok kardeş. Bir adet kapı. Bugün depo savaşlarına döndü. Dur yine. Şimdi şöyle dışarı koyacağım. Bir adet kapımız da var artık. Kral ya. Nasıl çıktın lan sen? Böylece alanı açmış olduk. Okay. Hadi başlayalım.
Arkadaşlar, inanmayacaksınız. Demin ben boruyu çekmiştim ya, hiç fark etmedim. Şimdi baktım, iki tane yumurta düşmüş borunun içinden. Kim bilir kaç aylıktır o yumurtalar. Bak bizim Zula. Ya da yeni yumurtaya mı başladılar? Boruyu çekerken buradan geçirdim ya, şuradaki küreklerin üstüne geçince demek ki biraz eğdim de o tarafa verirken boruyu. Burada iki tane yumurta düşürtmüşüz yolda. Oo, çok eski. Çok eski. Nereden anladığımı söyleyeyim mi? Cılık ikisi de. Ve aşırı hafiflemişler. Sesi duyuyor musunuz? Bakın. Hatta kırıp bakalım. Rahat belki 3 tanelik var mıdır? Kırıp bakalım abi, dur. Nerede kıralım? Şu otlukta kıralım. Tavuklar çünkü saldıracaktır. En kötü ihtimalle. Bak şimdi. Aa, çok bozulmuş. Vay be. Hatta bunu birlikte açalım. Bak. Rahat. Rahat yani. Oo, çok pis kokuyor. Ana! Ana nasıl pis kokuyor? Baba. Oo. Rahat 6 aylık. Belki de daha fazladır. Oo. Vay be. İnanılmaz. Kim bilir kümesimin başka nerelerinde böyle yumurtalar var. Çıktı söylüyor. Kim bilir. İki tane yumurta, belki daha fazlaydı yumurtalar. Bir şeyler yemiş olabilir. Koskoca Zula'yı fare, büyük fareler bile taşıyabiliyor. Belki daha yazdan kalmadı yumurtalar. Çünkü yumurta hava soğuk olunca yani 4-5 ay idare eder, kümeste dursa bile bozmaz. Ama bu belki de yazdan kalmadır. İnanılmaz. Heyecanlıydı. Devam edelim. Ama düşüş anını keşke görseydim. Siz de göremezsiniz kamera açısından. Belki de görmüşsünüz. Bakacağım hadi. Bir like'ınızı alırım. Çok şükür. Bitirdik, iyi oldu. Öyle attık. Kıyıp şeyler vardı. Onları da süpürgeye atarız. Bu tarafa gel. Burası iyi oldu. Hemen ki daha o Zula videosu da olmaz. Yani Zula yapamazlar. Hadi bir de kümese gitsenize. Ha? Hadi kümese, hadi. Hadi, hadi kümese, hadi bir. Hadi. Şşt. Hadi çocuklar, hadi. Hadi kızlar, hadi. Hadi kızlar, hadi. Hadi havuzu yaptık, şımardız. Hadi. Hadi bla, kayıklar sizi. Hadi. Teneşe. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi çocuklar. Nereye gitmek istiyorsunuz? Bu tarafa mı alayım sizi? Alayım mı? Siz gerçi bu tarafa alıştırmak lazım da. Bakma. Hadi. Hadi çocuklar, hadi. Hadi beyaz pamuklayım benim, pamuklayım. Hadi benim tüylü kuclayım benim, hadi. Hadi benim kayığım, ben öyle motorsuz kayığım benim ya. Hadi gidin. Oğlum bak benim, hadi.
Gidi. Nereye lan nereye? Sinirlenir ama Sevcim sinire dönüşüyor. Hadi. Hadi gir. Hadi gir içeri. Ha, girin içeri hadi. Aferin hadi. Kazlara çok seviyorum. Böyle pat 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 da yürümüyor bunlar. Böyle kaypak kaypak yürüyorlar ya. Çok tatlılar. Bak ya. Bak ya yarım zurnaya bak bak bak. Ferikler almış yanına. Dışarıda ne yapıyorsun yarım zurna? Hadi ya zurnam hadi. Hadi zurnacım hadi hadi. Haydi abisi hadi. Ya ben senin... Neyse yarım zurnayı da sokamadık. Tamam. Şunu kapatayım ayaz yemesin. Hah güzel oldu. Oğlum ayar olayım size. Hadi hadi yarım zurna hadi. Hadi müdür siz niye çıktınız bir daha? Ne olur girin ya. Ya dışarı yani kapkaranlık olmadan, zindan olmadan içeri girmeyecek misiniz siz? Gireceksiniz umurumda değil. Ben öbür kümeseyi kapatana kadar siz içeridesiniz tamam mı? Arkadaşlar. Şimdi akşam rutinim de bu şekilde. Bismillah. Sizden iki tane kümes kapatıyorum. Fazla değil. Şöyle bir. Bir. Bir de sultanların ikisini. Kapatmazsam bir şey olur mu? Olmaz da. Yine de mesela büyük köpek gelirse veya da sansar gelmiyor. Eskiden çok vardı da poniden sonra hiç görmedim. Büyük köpek şu toru yırtabilir. Şu ölme torlar sıkıntı. Ama içerideki tora zarar veremez. O yüzden bilmiyoruz ya yani. Gece biz yokken her şey olabilir. Ben her ihtimale karşı hayvanları emniyete alıyoruz. Dadaş kolların ekibine hiç dokunmuyor. Onlar sabah olunca çıkıyor. Hah. İki kafes bitti. Eskiden kaç tane kafes dolanıyorduk. En az 10 kafese tak gir çık gir çık. Bayağı bir iş yapıyorduk. Merak edenler olmuş. Kardeş neden bu kadar tavuk sayısını azalttın ve de karışık sürü bak. Cinslerin çoğunu karışık sürüye karıştırdım. Bir iki tane böyle bıraktım ayrıca. Sultanları da zaten çıkartacağım. Cüce ırk daha çok istiyorum. Belki sultanların yerine başka bir ırk. Türk ırkı. Yerli ırk falan getirebilirim. Sultanlar da yerli ırkımız. Ancak yani üretim yapıp döngüsünü sağlayabilmem lazım. Yem giderlerimiz, maliyetlerimiz yüksek olduğu için böyle bir şey yapmak zorundaydım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bakalım nedir uşaklarım. Çocuklar. Oğlum sen dün de orada yatırdın. Kahpa mı lan? Dantel. Dantel kurk düşmedin ama. Dantel kurk değilsin değil mi? Kalk dantel hadi. Dantel kurk mu olacaksın sen? Korkutma dantel dedim hasta mı? Duvahı? Yok canım yemlot dolmuş orada yatıyor. Sabah yumurta salıyordun dersin. Yoksa yumurtalar yedi mi ne? Hoççiri hoççiri hoççiri. Hamdolsun. Yani şu sürü bana yetiyor arkadaşlar ya. Ha, zaten sürüsüne bereket. Oldukça fazlalar. Bunun üstüne de çıkmak pek istemiyorum. Böyle iyi. Bir tek asil ırkı yapacağım. Cins olarak asillerle aramı bir toparlayacağım yani. Asil istedim. Kapı şişti ya. Yeni bir kapı lazım. Ne. Bismillah. Akşam ezanında okundu. Aziz Allah. Çok şükür. Akşam ezanı okunurken şükürler olsun işlerimizi bitirdik. Şimdi son işim poninin yemeklerini şuraya dizip gideceğim. Hangisini yemek istersen. Bu ne değişik bir hayvan ya.
Hayatta girip içeri değmez ha. Şunu bir dışarı koyalım. Bunu gel ye. Al kızım. Bir de makarnasını getirelim. Al sen var ya sen. Bu ara çok huysuzlaştı konuyu. Eski huyları yok. Yemek veriyorsun. Uzaklaşmadan yemiyor. Sürekli yanında olmamam lazım. Yani iğneden dolayı ya daha çok. Canını yaktığımız için yaklaşmak istemiyor yanımıza. Bu durumda iyi bir durum değil tabii. Hadi bakalım. Pony. Kocuğum. Bak sana mama. Makarna yaptım bugün sana. Sen makarnayı çok seviyorsun. Pony makarnayı çok seviyor. Mamamı yedirmirem. Her şey yaptım daha. Hadi gel bakayım Pony. Pony gel. Gel bak. Gel. Gel bak mama. Gel. Neyse. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Teşekkür ederim üzeriniz için. Güzel bir çalışmaydı. Uzun uzun bir video çekemedim bugün. Çünkü kümesi kapatma saatinde geldik. Ama iyi de o tuğlaları oradan kaldırmalıydım ki başka işlere yer kalsın. Yarın ne olacak bilmiyorum. Her gün bir aksiyon çünkü benim için. Sizler için de her an her şey olabiliyor kümeste. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.